İki tane horoz çalışıyoruz. Konumuzdaki fonu serbest çalışabilirsiniz. Yani büyük bir ihtimalle zemin herhalde yeşillik gibi, üst tarafı da bir gökyüzü gibi düşünebiliriz. Onun için biz henüz net karar vermemiş olmakla beraber üst tarafa biraz gökyüzü rengi, alt tarafa da yeşil çimenlik atalım. Sonra tabii o gökyüzünü ve alttaki yeşil çimenlere otlar, çöpler yapabiliriz. Şimdi kağıdımızın üst tarafını, yani gökyüzü bölümünü biraz ıslattım ki fona atacağım renkler akışkan bir şekilde diğerleriyle karışsın. Fonumuzu boyarken gökyüzünü tesadüflere bırakalım. Tesadüflere bırakalım. Sonra çıkan tonlara göre gökyüzüne çeşitli işlemeler yapma imkanımız var. Böylece hem de objelerimizi ortaya çıkarıyoruz. Objeler ortaya çıksın. Bakalım ne olacak? Aşağıya da yeşili anımsatacak, yeşil gibi görülecek renkler atabiliriz. Bunları çok muntazam atmaya gerek yok. Zira çayır çimen şeklinde olacağı için onlarda da biraz rastgelelik söz konusu olabilir. İzine alt tarafta çayır çimen döşeyelim. Şu kalın fırçayla fonun genelini atıyorum ama daha sonra objelerin kenarlarından görüntüleri almak için, daha doğrusu görüntüleri tamamlamak için bir ince fırçayla oralara da girebiliriz. Şimdi biraz yukarıya doğru, yani nedir? Gökyüzü bölümüne de yeşiller atalım ki gökyüzünden yukarıya doğru yeşiller çıkmış olsun. Bu yeşillerin tonunu çok farklı şekillerde de yapabiliriz. Yani yeşil alan, kısacası çayır çimen. Şimdi bir ince fırçayla objelerin kenarlarından detaylara gireceğim. Şu alanda da bir mavilik, yani gökyüzü buraya da inmiş. Unutmayalım. Bunu yeşille de karıştırıp girebiliriz. Bu tavuğun ayaklarının arasında. Tavuk diyorum ama bu tavuk değil, horoz galiba. Ayaklara net girmiyorum, zira bu
çayır, çimen, otları yaparken bunlar otların arasında da kalabilir. Şimdi bunların diplerine biraz çimen olacak şekilde görülecek, çimen gibi görülecek bir takım yeşil hareketler yapabiliriz. Çünkü bunların zemin biraz daha koyu olmalı diye düşünüyorum. Bunlar tavuk mu, horoz mu? Galiba horoz. Bunları boyarken şimdi biraz buradaki renklere de bağlı kalabiliriz. Ya da bunların renklerinden esinlenerek farklı renklerde boyamak mümkün. Şimdi ince bir fırçayla bu horozumuzun ibiğinden başlayalım. Bir kırmızı renk. Kırmızı rengi koyuyorum. Sonra fırçamı ıslatıp suyunu hafifletip bunu dağıtıyorum. Gözüne dikkat ediyorum tavuğun. Gözünü kaybetmeyeyim. Gagasını biraz sonra belirleyebiliriz. Arkadaşın ibiklerini de yapalım. Sonra bunlardan tabii böyle bir takım çıkıntılar. Var. Şimdi bu Horoz abinin gövdesini boyayalım. Gövdede de bir kızıl kahve gibi bir şey söz konusu. Biz işte bir kahverenginin içine biraz turuncu atarak bu rengi oluşturabiliriz. Evet. Bu renkle çekelim. Sonra bunların aralarına biz koyuları koyabiliriz. Biraz bunları yaparken tabii tüy oluşacakmış gibi de düşünülebilir. Hatta biraz şuralarında da bir kırmızı renk var. Sonra birazcık turkuaz gibi bir renk. Onları da turkuaz gibi bir rengi de koyup yine tüy oluşturacakmış gibi çekerek götürüyorum. Şuradan da devam ediyor. Sonra bunun ön tarafında bir lacivert var ama ben bu lacivertin içerisine biraz mor katıyorum. Mor katmayı istedim çünkü herhalde biraz daha güzel görülebilir.
Ama tabii dipte biraz daha bu koyu, yani şu ayağın içinde bir de şurada bir şu alttaki ayakta şimdi şu turunculu kızıl rengimizle şurada, hatta bunun içine biraz sarı da atalım ki renk biraz daha açılmış olsun. Biraz daha sarı atabilirim. Hatta sarının rengini açmak için içine biraz da beyaz koyabilirim. Ya da baştan koymalıydım. Şimdi şu turuncu renkten şu aralara, turuncu renkten diyorum. Turuncu değil. Şimdi şu altlarda biraz koyu renkler var. Bu kuyruğa kadar giden koyu renkler bunlar. Bunların üzerine diğer renkler gelebilir. Bu şimdilik kırmızılı turunculu gibi olsun. Hatta biraz daha kırmızı olabilir. Baştan söylemiştim ama siz yine burada sizi mutlu edecek başka renkler de kullanabilirsiniz. Şimdi yukarısı tamamen koyu. Blok halinde renkleri atıyorum. Yerlerini belirliyorum. Şekillerin şemallerini. Sonra onları bir şekilde işlememiz gerekecek. Bu durumda soldaki horozumuz tamam. Şimdi gelelim sağdaki horozun ibiğine. Ona da şöyle bir kırmızı atalım. Sonra suyla bunu dağıtarak hem aynı anda açığını koysun da elde etmiş olalım. İnmiş olsun. Bunun da dışarıya doğru çıkıntıları var. Şimdi bu horozun da gövdesinde şuralarda bir koyu kahverengi ile başlıyor. Ve o koyu kahverengi aşağıya doğru rengi açılarak geliyor. Ön tarafta biraz daha koyu. Sonrasında buradaki renk oldukça açık. Öyleyse ben de oradan aşağıya doğru suyla o rengi açarak inebilirim. Sonra
tam onun bittiği yerde şöyle bir kuyu bölüm var. O şöyle arkaya doğru geliyor. Şöyle bir sivri bölüm var. Bundan sonrası da yine hemen hemen o kahverengi gibi. Öyleyse bunun da burada biraz nemli kullanabilirsiniz boyayı. Diğer renkle güzelce bir karışım olsun diye. Aşağıya doğru biraz daha koyu. Sonra şurada da bir koyu bölüm var. Sonra şurada biraz deseni var bu horozun. Onu da hafiften belirleyelim. Sonra tekrar aşağısı kahverengi. Şu ayakta kahverengi, şu arka ayakta kahverengi. Ayaklarını işlemeyi şimdi yapmıyorum. Daha sonra işleyeceğiz. Bu horozumuzun arkasındaki beyaz bir renk var. Şimdi şurayı da birazcık koyulaştırarak şuralardaki koyu renkleri dağıtalım. Burayı tam beyaz da bırakabiliriz. Çok hafif bir renk atıp kırabiliriz. Dışarıya doğru yine açık renk kalabilir. Yani tam bir beyaz bırakırsanız belki çiğ bir renk olabilir düşüncesiyle. Böyle yapıyorum. Burada renk aslında serbest renkler seçebilirsiniz. Çünkü bu kompozisyona çeşitli renkler gidebilir. Şimdi horozlarımızı boyadık. Yapacağımız iş biraz onların renklerinin oturmasını beklemek, kurumasını beklemek. Bu arada zemin kuruduğu için zeminde çalışmalar yapabiliriz. Bu arkadaşların ayakları otların arasında kalacağı için önce ayaklarını boyayalım. Evet, bunlar uçuk kaçık bir renk. Gri gibi bir renk. Ama siz ne renk yaparsanız yapın. Yani sonuç itibariyle otların arasında kalacağını düşünüyoruz. Şuradan da bir ayak
çıkaralım, öyle kalsın. Şimdi dedik ki alt taraf tamam. Şimdi o zaman biraz alt tarafta çayır çimen renkleriyle, yani yeşil ağırlıklı renklerle biraz buraları işleyelim. Artık buradaki yeşilliği nasıl isterseniz öyle boyayabilirsiniz. Yani burası biraz resmin oynama bölümü. Hatta şimdi bunları biraz daha genişletelim. Buradaki kullanacağınız yeşili istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Yani size hoş görülecek, daha doğrusu hoş görünecek yeşil hangisi ise kullanın. Tabii sadece yeşil olmayabilir. Bunların aralarında farklı renklerde olabilir. Aralara koyular atabilirsiniz. Yalnız buraya atacağımız fonun tavukları öldürmemesine, yani tavukların görüntünün içinde kaybolmamasına dikkat etmek lazım. Mesela şimdi aralara artık sarılar atabiliriz, oynayabiliriz yani. Ben böyle bir yeşil istiyorum, hayır ben böyle bir şey istiyorum gibi. Muntazam olmayan hatlarla, ara ara daha açık renklerle oynayabiliriz. Yalnız burada da yine bu yeşil alanın tek düze, yani boyut olarak düze olmamasına dikkat edelim. Şimdi biraz da madem dedik burası çayır çimen, aralara böyle açık sarılar atıp aralardan çiçekler, otlar görünsün diye düşünebiliriz. Tabii bunları atıyoruz ama daha sonra bunları biraz daha terbiye edeceğiz. Hatta biraz dışarıya da çıksın ki biraz beyaz gibi bir renk de atalım. Nedir? Buralarda beyaz beyaz çiçekler de var anlamına gelir. Aynı zamanda da biraz bizim renklerimizin açık görünmesine de sebep olabilir. Yani daha güzel bir görüntü sağlayabiliriz. Sonra aralara biraz da kırmızılar atalım. Kırmızı kırmızı çiçekler de olsun.
Tavuklar, horozlar ne yiyecekler? İşte bunları yiyecekler. Fazla kırmızıyı da boğmayalım ama tam diplerine biraz da koyu renkler atalım ki koyu renkler diplerde görünsün. Hatta belki biraz koyu renklerin boyutlarını da yükseltebiliriz. Şimdi bu zemin rengi kurumadan bir benim elimde bir nedir bu? Spatula var. Bu spatula ile buralara biraz kurumasını beklemek lazım bunları yapmak için. Ama buralarda işe yarıyor. Daha sonra da çalışabiliriz bu konuda. Şimdi gelelim horozlara tekrar. Şu ibikleri biraz daha kuvvetlendirelim. Bazı yerleri açık, bazı yerleri koyu kalsın. Dışarıya doğru bir takım çıkıntıları da var. Sonra da artık birazcık koyu bir renkli bu işi götürelim. Sonra şu gövdenin alt taraflarında biraz koyular var. Onları da biraz işleyelim. Şuradaki renkler biraz daha uzun. Aşağıya kadar da iniyor. Biraz da böyle yukarıya doğru da çıkıyor. Hatta bunların ucuna ben biraz açık renk atayım da belli olsun. Bizim buraya attığımız turkuaz renk kayboldu tabii. Kaybolsun. Olmasa da olur. Ama şu bölüme biraz koyuluk atalım. Ayakları otların arasında kalacağı için şimdilik dokunmamayı düşünüyorum. Ama belli de olmaz. Şuralarda da bir koyu renk var.
Bundan sonrası nasıl bir kuyruk istiyorsanız ona bağlı. Yani ben şimdi burada resimde olmayan şöyle bir kuyruk yapabilirim. Sonra onların etrafından biraz su geçirip onları da biraz yumuşatabilirim. Dolayısıyla buralarda da bunlar tüy olduğu için zaten herhalde cetvelle çizilmiş gibi görünmeyecekler. Şimdi buradaki turuncu renkleri meydana çıkarmak için bu koyuları onların arasına girdim. Ama şurada biraz bir renk koyalım yine de. Evet. Aynı şekilde diğer horozumuzun da ipek tarafına gelelim. Bunların ibikleri de sakal gibi. Bu rengi biraz koyulaştırmak gerekecek. Şurayı. Buradan bu abiye bir göz yapacağız. Ha, bu arada da bir gaga yapalım. Bunun da gagasını unutmayalım. Şimdi şuradaki koyulara girelim. Yine kedi burada kalmış. Çıkacak mısın yavrum? Hadi yürü. Kedim dışarı çıkmak istedi. Bir kuyruk atıyoruz. Bu kuyrukları beyazların içine sokarak yukarıda biraz tüy varmış gibi göstermeye çalışıyorum. Sonra yine buralarda bu işi yapabiliriz. Buraya yine blok olarak atalım rengi ilk başta ama sonrasında bu horozumuza biraz desen verelim. Şu kuyulardan biraz daha çıkarıp buradaki tüy görüntüsünü kuvvetlendirebiliriz. Sonra da şu ayakları biraz daha koyalım.
Şimdi yine bu horozlarımızın biraz kurumasını bekleyelim. Bunlara biraz göz yapacağız. Ama bu arada şöyle çayır çimen yapabiliriz. Siz burada çimen değil de taş toprak da yapabilirsiniz. Amaç buraya biraz hareket kazandırmak. Tercih sizin. Sonra da ince bir çizgi fırçasıyla biraz daha ot yapabiliriz. Dikkat edeceğiniz bence tek şey buradaki botların her tarafta aynı boyutta olmaması. Bir tarafını daha yüksek, diğerini daha alçak yapabiliriz. İsterseniz fotoğrafta görülen fonu bile uygulayabilirsiniz. Açık renk olsun diye de düşünebiliriz. Olsun. Şimdi bu abilerin gözünü de unutmayalım. Göz koyalım. Gagalarını yapalım. Evet. Şimdi dediğim gibi ayaklar, bacaklar otların arasında kaldı. Öyle de düşünmüştük zaten.
Evet, horozlar bitti.